belediye başkanlarımız, teşkilatlarımızın, Cumhur İttifakı'nın kademelerinin çok kıymetli mensupları, çok kıymetli Osmanlililer, hepinizi saygı, sevgi, hürmet ve hasretle selamlıyorum. Milletimizin kaderini adeta seçeceği, oylayacağı, bunun yanında da birçok gayrimilli unsurun buna müdahalede bulunmak için fırsat kolladığı, bu süreçte de elinden geleni ardına koymadığı bir seçim olacak. Bu seçime 2 gün kaldı. Ama bizler şuna inanıyoruz ki 21 yıldır bu millete, bu aziz millete hizmet etme fırsatını bulmuş Cumhurbaşkanımız, liderimiz, genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde sizlere bugüne kadar nasıl hizmet etme fırsatı bulduysak, Cenab-ı Hak bizlere bunu nasıl bugüne kadar nasip ettiyse, Cumhur İttifakı olarak liderimizin, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Devlet Bahçeli'nin de destekleriyle Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarının, Büyük Birlik Partisi teşkilatlarının, Yeniden Refah Partisi teşkilatlarının desteğiyle de Allah'ın izniyle 14 Mayıs 2023'te bugüne kadar görülmemiş rekor bir oyla Cumhurbaşkanımızı bu milletin en yüce makamına, bu devletin en yüce makamına inşallah tekrar göndereceğiz. 2023 akşamı inşallah sandıklar açıldığında şunu göreceğiz. Osmaneli vatan diyecek. Osmaneli millet diyecek. Osmaneli bayrak diyecek. Osmaneli Cumhur İttifakı diyecek. Osmaneli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyecek Allah'ın izniyle. Ertuğrul Sancağı ilimizde Osman Gazi'nin ismini verdiği Osmaneli'de sizlerle bulunmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum, şeref duyuyorum. Biraz evvel söylendiği gibi ev ev, kapı kapı, köy köy, dernek dernek, kahve kahve gezdik. Söze başlarken ilk 7 düvelin üzerine geldiği Cumhurbaşkanımızı 15 Temmuz'da nasıl yedirmediysek yedirmeyeceğiz, ezdirmeyeceğiz dedik. Kıymetli Osmaneliler, birçok sıkıntıları köylerinizi gezdik. Medetli'ye, Çerkeşli'ye, Beşevlere, Solucakpınar'a, Yeşilçimen'e gittik. İsmini sayamadığımız birçok köyümüzle hasbihal ettik. Bizler de sizler gibi köyde doğduk, köyde büyüdük dedik. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ne kadar önemli olduğunu ifade etmeye çalıştık. Kıymetli Osmaneliler, geçen haftalarda söylenen çok çirkin, çok çirkin şeyler olmakta, kelimeler ifade edilmekte. 100 yıllık cumhuriyeti değiştirmeye geleceğiz diyenlerle ittifaklar yapılmakta. Yerel yönetimlerde özellikler ifadeleri geçmekte. Bizlerin etnik köken meselesi kalmamışken, böyle bir şeyleri yaşamamışken, ar ediyorum, Kürdistan kelimeleri geçmekte. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan birçok hususu memleket meselelerini çözmeye çalışırken bir de 11 ilimizde yaşanan deprem felaketi bulunmakta. Devletimiz daha ne yapacak? Ekonomimiz durmadı. Akdeniz'deyiz, Karadeniz'deyiz. Göklerde Kaan ismini verdiğimiz uçaklarımızla gökyüzündeyiz. İlk defa milli bir aracımız olmuş huzurlarınızda. Birçok bakanlığımız, kamu kurumlarımız seçim atmosferinde olsa bile çalışmakta.
sizlerden öncelikle istirham ediyorum. Sayın İl Başkanımızın da ifade ettiği gibi öncelik Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmakta. Bu işin vebali var. Ahde vefalı davranmak zorundayız. 15 Temmuz 2016'da bizler nasıl Cumhurbaşkanımızın yanında kale gibi durduysak, Allah bizlere nasip ederse mecliste de kale gibi durmak için gecemize gündüzümüze kattık ve çalıştık. Ve aday olduğumuzda kafayı kaldırdığımızda hala aynı isimler. Bir taraftan Erdoğan'ı tek adamcılıkla suçlayacaksın. Bir taraftan da Bilecik'te tek adamlığına devam edeceksin. Bu siyaset yapan bizlerin değil. Aziz Osmaneliler, çok kıymetli beyefendiler, çok kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı, sevgili gençler, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Bugün Osmanelimiz bir başka güzel. Bugüne kadar Osmaneli bizi hiç yalnız bırakmadı. Ne zaman Osmaneli'ye gelsek, sizlere hitap etme fırsatı bulduysak, hepsindeki coşkunuz, hepsindeki muhabbetiniz bizleri sizlere müteşekkir kıldı. Çok sağ olun Osmaneliler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yola çıktığı günden beri her seçimde, her adaylığında, cumhurbaşkanlığında hep yanında oldunuz. Hep kuvvetli destek verdiniz. Hep Bilecik'te en kuvvetli desteği sizler verdiniz. Bundan dolayı çok sağ olun Osmaneli. Onlarla buluşturdu. Burada öğrencilerimiz için okullar yapıldı. TOKİ'ler yapıldı. Organize sanayi kuruldu. Bunun yanında inşallah önümüzdeki dönemde de daha çok yapılacak işler var. Barajlar yapıldı. Osmaneli bir tarım şehri, bir tarım kenti. İşte Osmaneli'nin topraklarından daha verimli ürünler üretilsin. Osmaneliler daha çok çalışsın, daha çok kazansın. Kazansın ki Osmaneli büyüsün, kazansın ki Türkiye büyüsün diye birçok hizmete öncülük edildi. İşte mutlaka daha yapacaklarımız vardır. Bugüne kadar nasıl kuvvetli destek verdiyseniz, işte şimdi 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız için sizlerden bir daha destek istiyoruz. Bu memlekette bir tek çakılı çivisi olmayan, hiçbir icraatı olmayan, bu seçime giderken de herhangi bir yapacaklarıyla ilgili değil, sadece ve sadece belli karalamalarla siyaset yapmaya çalışanları siz çok iyi biliyorsunuz. Bugüne kadar onlara hiç kıymet vermediniz. Bugüne kadar onlara hiç değer vermediniz. Yine değer vermeyeceğinizden eminiz sevgili Osmaneliler. Etrafına şöyle iyice bak. İşte İzmir'in aslan gibi hangi Türkiye'yi İzmir'de taşıyacak Cumhur İttifak kadrolarımız. Yarın hali yaman sahip çıktı. Neden ölür? Çünkü cana bakıyorsun. Sahip çıktı. Türk cümle ölür. Ana bakıyorsun. Bırakın dostluktan ve beraber. Hakkan, hakikaten yana bakıyorsun.